Arkadaşlar eşim balkona bir bank yapıyor. Bakalım nasıl olacak. Bunlar kaynımın dükkanından iptal etti. Yeni koltuklar yaptırdı dükkanına. Eşim de dedi ben bunu balkona yaparım. Bilmiyorum olur mu olmaz mı bilmiyorum. Ayak yapıyor. Şimdi şöyle. Şunu da üstüne buraya getirir. Buraya getirecek oturma yeri. İnşallah güzel bir şey olur balkon için. Sandalyelerimiz var ama şu oluyor biraz az oluyor yazın otururken. Çocuklar 3 tane. Bizim 2. Sandalyelerimiz de 4 tane. Ama böyle bir şey dedik hem yer tutmaz fazla. Bakalım. Yani sen gençken bu işleri yapıyordun aslında. Ya şimdi yaşlı mısın? Hadi şey getir. Gel abi. Yer ver. Vay güzel oldu ha. Gel tahtayı ver. Ha sen bu işi mi yapsan? Ne yapsan? Ya. Allah Allah, güzel oldu. Sağlam yapıyorum bayağı bir. Gel çık hele. Bunu bu şekilde mi koyalım? Yok lan. İçine ha öyle. Ha, ha öyle. Babacığım dışına kuşlara da yapmasın. Arkadaşlar bankı işim yaptı. Böyle. Balkonu boşaltıp ondan sonra indireceğiz. Hatta sonra gitti şu altına tahtayı getirdi, aldı getirdi. Böyle sabitledi. Şu şekilde. Ki daha sağlam olsun. Düşmesin şöyle kenarlarında böyle sabitledi. Ama altında o görünmüyor. Şöyle yaptı. Güzel oldu mu Bilal? Evet rahat. Güzel bir bank oldu. Gerçekten iyi değerlendirdi işim. Güzel oldu. Evet bu balkonum ama balkonu boşaltmalıyız ondan sonra. Sonra da Bilal'le nasıl yaptın Bilal saçlarını? Baba oğul berbere gittiler. Bilal şöyle sarıyı yandan yapmış. Çok güzel yapmışmış. Bunlar şuradan yapmış. Öyle onlar da berbere gitti. Buraya da böyle işim yaptı. Ama daha işte dediğim gibi balkonu boşaltmamız lazım. Buzluğu falan çıkarmamız lazım ki oraya indirelim. Geçici olarak şurayı indirdim. Şu şekilde duruyor. Öyle. Bence güzel oldu. Eşimin ellerine sağlık. Anlıyor bu işlerden. Yok muh dedim ama güzel oldu. Oldu galiba. Merhaba arkadaşlar. Nasılsınız? Umarım iyisinizdir. Bizleri sorarsanız çok şükür iyiyiz. Ben de bugün eşim evde izinle yemek yapıyordum. Sonra geliyor, amcamlar, halamlar onlar geliyor. Aslında bu tarafta bir yaz yerleri varmış. Oradan da bize uğrayacaklar, gelecekler diyorlar. Ben de yemeği o zaman dedim fazla yapayım. Önce hazırlamıştım. Kömbe falan yapacaktım. Ispanaklı kömbe. Çekmedim sayfamda önce var diye. Bir de çay demleyeceğim. Ispanaklı peynirli kömbe. Biraz da kıymalı yaptım. Patatesli kıymalı. Bir de biraz eşim çok seviyor. Semizotum vardı buzlukta. Onu yoğurtlayacağım. Kömbem burada. Hazır. Şu şekil. Ispanaklı ve soğanlı ve peynirli. Şurada da yine karnım var. Onlar biraz sonra gelirler. Şimdi bugün bir bankı yaptı. Ondan sonra valla bayağı yoruldu da. Gitti biraz alışveriş yaptı sağ olsun. Şimdi çay demleyeyim. Gidelim. Kapatayım. Evet. Kapatayım üzerine. Biraz sonra misafirlerimiz gelir. İndiririz, yeriz. Öyle. Kardeşim de geldi. Amcam, halam, yengem, kuzenlerimiz gelecekler. Hep beraber oturur yeriz. Eşim dedi hani bekleyelim, beraber yiyelim. Onlar yaz yerine gitmişler. Yani büyük ihtimal orada yemişlerdir ama yine de bekliyoruz. Dedik beraber yine yiyelim. Öyle. Bir de şey, annem dur. Bir de tavuk fırını atmış. Efendim annem?
kuzenim tavuk seviyor diye ona da biraz tavuk kaynattım şöyle. Böyle. Sonra onlar gelirse görüşürüz. Abi. Abi. Evet. Ne bu ha? Güllü değil mi? Elimizde dersi. Ha. Evet. Oğlum benim size ne diyeceğiz ha? Onu Müstü abi diyeceksin. Tamam. Abi dedi. Amcamlar geldi, halam, yengem. Şimdi gider orada çekerim. Çayımızı içelim, hadi gel, buraya gel çekeniz. Şunları bir söylemek istiyorum. Sibaylar çok güzel. Aşırı güzel. Bayıldım ya. Gerçekten kokusuna. Böyle Arap sabunu gibi ama çok güzel. Türkiye. Her bunu açtığımda çocuklar da söylüyor, ben de söylüyorum. Ne güzel kokuyor gerçekten. Türkiye'deki kokuyu alıyoruz. Hatta mesela bu bezimi sildim. Yıkıyorum. Böyle. Tekrar kullanıyorum. Sürüyorum arkadaşlar. Çok güzel demiş. Memnun tatlımda. Kalan yemeği. Şöyle koyalım. Şöyle. Gerçekten. Amcamlar, halamlar geldi, yengem. Onlar çırda oturuyor. Çay içeriz falan indirdim. Mutfağı toparladım. Kalan yemekleri boşalttım. Bulaşık makinemi çalıştırdım. Herkese çay verdim. Şimdi de kendime bir tane çay koyacağım. Ben yine bardağımda size böyle bir göstereyim. Şöyle. Geliyor. Bayağı beğendim. Hayır.
yapıyorum. Halam, yengem de benim için. Erkekler çay içiyor. Biz kadına da bir kahve içelim. Bu şekersiz, bu şekerli. Kahvemiz de olsun, böyle indireyim. Nasıl olmuş böyle? Şöyle biraz üzüm bardağı koydum. Soğuk soğuk güzel oldu. Şöyle manhemde aldım kuru pastalarım. Böyle de lokumlarım var. Güllü, çikolatalı, fıstıklı. Çok yani çok lezzetli gerçekten. Türkiye'de getirmiştim. Buzluğa atıyorum, böyle muhafaza ediyorum. Kahvelerin insanları da koyayım. Aslında sularımıza da birer buz koyayım. Hava sıcak. Birer buz koyayım. Abin nasıl mı? Su geldi bence sanırsın. Bu yengem de şekersiz. Güzel oldu. Yengem gibi. Böyle arkadaşlar. Güzel oldu mu? Evet, hadi size afiyet olsun. Merhaba arkadaşlar, size şöyle bir göstereyim. Kuru çökelek bileniniz var mı bilmiyorum ama sayıklayacağım. Suyumu kaynattım, şu şekil göstereyim size. Arkadaşım vermişti Serpil, sağ olsun. Hatta biraz daha koyacağım, az olmasın. Yarın kahvaltı için bunu hazırlıyorum. Şimdiden dedim suya koyayım. Suyumu kaynattım. Biraz çok tuzlu, o yüzden dedim suyumu iyice kaynatayım, tuzu gitsin. Şu şekil. Bu şişer böyle. Bayağı çıkar bundan. Dedim kahvaltıda bunu yapayım. Soğanımı yağda bir biberle falan iyice kavururum. Ondan sonra pul biberimi atarım. Daha sonra bunu da süzerim. Süzdüğüm çökeleği yağın soğanın içine atarım. Böyle güzel oluyor kahvaltıda. Biz tarhanayı da böyle kavuruyoruz.
Önce sıcak suda koyup sonra süzüp soğanla falan yağda kavuruyoruz. Güzel oluyor kahvaltıda. Bunu bugün böyle yapayım dedim. Öyle sabah süzerim. Yaparken de size çekerim. Misafirler de şimdi oturuyor. Şöyle oturuyorlar. Böyle. Bir daha göstereyim size. Hatta şöyle. Bu şekil. Şişiyor artık. Şöyle. Bu hazır olsun. Böyle. Yarın çekerim. Böyle bir köy kahvaltısı hazırladım. Yaylaya. Hadi bugünlük bizden bu kadar olsun. Kendinize iyi bakın. Bizi beğenmeyi, yorum yapmayı, abone olmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.